istiyorum. Halkların Demokratik Partisi'nin görüşülen yasa hakkındaki görüşlerini ifade etmek üzere söz hakkı almış bulunmaktadır. Sayın milletvekilleri lütfen. Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan yasa her ne kadar görevi ve sorumluluğu olmadığı halde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, yine Sayın Başbakan tarafından ve ilgili bakanımız Sayın İçişleri Bakanı tarafından toplumun güvenliği adı altında çıkarıldığı iddia edilse de, bu yönüyle kamuoyuna bilgi verilse de bu yasanın AKP hükümetinin güvenliğini sağlama yasası olduğunun altını çizerek başlamak istiyorum. Değerli milletvekilleri, bugün kürsüye poşuyla çıktık. Poşu nedir diye bir Türk Dil Kurumu ne demiş ona bakalım. Kenarları saçaklı, ipek, pamuk, yün ve benzerinden yapılmış bir başörtüsü türü dolama. Ve herkes biliyor ki aynı zamanda son 10 yıldır bir aksesuar olarak da kullanılmakta. Peki bir aksesuar olan, aynı zamanda bir başörtüsü olarak kullanılan poşu ne zaman bir korunma aracına döndü? Bunu bir tartışalım, bunu bir değerlendirelim. Öğrenciler sokağa çıktılar, YÖK'ü protesto ettiler. Ana dilde eğitim istediler. Eğitimde eşitlik istediler. Devletin cevabı gazdı, tomalarla, tazikli suydu. Kendilerini korumak için poşularını şöyle yaptılar. Yine işçiler, emekçiler sokaktaydılar. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını istediler. İşçi ve emekçi haklarının korunmasını istediler. Sokakta onları bekleyen devletin gazıydı, copuydu, tazikli suyuydu. Yüzlerini böyle kapatmak zorunda kaldılar. Yine değerli arkadaşlar, kadınlar sokaklara çıktılar 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda, Özge Canlar katledildiğinde cinayetlere karşı. Her defasında onları bekleyen devletin gazıydı, copuydu. O yüzden aksesuarlarıyla yüzlerini kapatmak ve korunmak zorunda kaldılar. Değerli arkadaşlar, esnaf sokaktaydı. Tabii ki sorunları vardı, seslerini duyuramıyorlardı hükümete. Birleşçiler bir araya geldiler ama bir baktık ki televizyonda birisi sık ulan sık diyor. Ne yapacaktı esnaf? Tabii ki yüzünü kapatmak zorunda kaldı. Değerli arkadaşlar, yine çiftçiler, yine akademisyenler bu ülkede devletin terörünün mağduru oldular. Devletin uyguladığı şiddetin mağduru oldular. Ama nedendi? Biz bu yasayı, özgürlükleri güvence altına almak için çıkartıyoruz dendi. Hükümetin politikalarını eleştiren ve özgürlük isteyen herkes esasında bu şiddetin mağduru olmuştu. Gerçek neydi? Sokakta sıkılan gazdı ve bu gazdan korunmak için bu puşiyle yüzünü kapatan milletvekili, akademisyen, öğrenci, gazeteci, bunların hepsi mevcut yasalar gereği suçlu sayıldı. Bu yasadan önce kaç kişinin yüzünü kapattığı için ilgili yasaların hedefi olduğu ve cezalandırıldığını lütfen Sayın Bakanımız açıklasın. Daha bu yasayı görüşmedik ama bugün İstanbul'da 3 gencimiz Oktay Çakatay, Ömer Bozdağ, Emrah Çeçen kuvvetli suç şüphesi. Soğuk havadan korunmak için taktıkları puşi kuvvetli suç şüphesi sayıldığı için tutuklandılar. Bugün, tam da bugün sadece, tabii ki inanıyorum basına yansıdı, gidip tutanaklardan okuyabilirsiniz. O tutanaklarda yazanlar, katılıyorum. Katılıyorum size. Ayıp ama AKP hükümetinin ayıbı. AKP hükümetinin ayıbı. Bizde bir söz var. Biz Türkmen halkından öğrendik bunu. Birlikte yaşadığımız Türkmen halkından Diyarbakır'da şunu söylüyorlar. Diyor ki dünya, biliyorsunuz, egemenlik ilişkisi ilk kadın erkek arasında çıktı. Ama egemen hep sözüm ben senden daha fazla olacak dedi. Bizdeki söz de, yani Türkmen halkından öğrendiğimiz söz de şu. Diyorlar ki kulağını tutup sana bütün dünyayı gezdiririm. Karşısındaki de diyor ki sen de benimle beraber.